Azerbaycan'dan TRT'ye ödül Bakü'de Haydar Aliyev yılı dolayısıyla düzenlenen gecede TRT ve TRT Haber spikeri Fuat Kozluklu Şems Milli Mükafatı ödülüne layık görüldü. Dünya 2. Karabağ Savaşı'nı bu ekranlardan öğrendi. Savaş esnasında yaşananlar TRT farkıyla izleyiciye aktarıldı. Bu faaliyetler kardeş ülkede unutulmadı. TRT Şems Milli Mükafatı ödülüne layık görüldü. 2. Karabağ Savaşı'nda 41 dilde gösterdiği başarılı yayıncılık, AzTV ve İTV ile yapılan ortak yayınlar, yine temas noktalarından nefes kesen bağlantılar TRT'ye ödül getirdi. Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev'in 100. doğum yılı dolayısıyla Bakü Devlet Milli Tiyatro Salonu'nda ödül töreni düzenlendi. Gecede yılın en başarılı kurum, kuruluş ve sanatçıları ödüllendirildi. TRT ve TRT Haber spikeri Fuat Kozluklu'nun ödülünü TRT Azerbaycan temsilcisi Murat Akkoç temin aldı. Bizim nasıl ki şu anda Murov Dağı'nda, Kelbecer'in yüksekliklerinde, Laçin'de, Şuşa'da askerlerimiz nöbetteyse biz de medya çalışanları olarak o nöbette olmanın bilinciyle gece gündüz Sayın Büyükelçimiz Cahit Bey'in öncülüğünde Türk kurumları olarak buradaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ben de çok tekrar teşekkür ediyorum bu değerli ödüle göre. Fuat Kozluklu Bey adına onun da özel selamlarını iletiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine yaptığı katkı dolayısıyla ödüle layık görüldü. Bağcı, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir" sözlerinin sadece sözde kalmadığının son yıllarda herkes tarafından görüldüğünü söyledi. Gerek Karabağ Savaşı'nda, gerekse Kahramanmaraş merkezli depremlerde iki devletin bunu en iyi şekilde gösterdiğini belirtti. Etkinlikte Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ve Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım da ödül alan isimler arasında yer aldı.